Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidena ve senedena ve mevlana Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Ve ala ihvanihi minen nebiyyine vel murselin. وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اَعْتِصَامِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ اُن۪يبِ نَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَب۪يَّ بَعْدَهُ اَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ أوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمُ Muhterem kardeşlerim, Ebu Eyyub'ül Ensari Hazretlerinden gelen bir rivayet var. Kim günde 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike le lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yemut biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir münacatını yaparsa, buna kelime-i tehlil de deniyor, yaparsam beni İsmail evladımdan 4 köleyi azat etme sevabı kazanır. Ve Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her sabah namazından ve akşam namazından sonra bu kelime-i tehlili 10 defa tekrar ederdi. İçinde hem İsmi Azam'ı taşıyan ve hem de münacatı olan, Cenab-ı Hakk'a bunları okuyarak dua edersek Allah'ın asla reddetmeyeceği İsmi Azamları taşıyan bu cami ifadeler, Ayet-el Kürsi'nin de ruhunu, manasını ifade eden bu kelime-i tehlildeki 10 tane kelime. Ve işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları okur. Ve arkasından da Allah'a münacat eder. Münacatında Allah'tan bir kısım nimetler istemekten daha ziyade pek çok defa ekseriyetle fitnelerden Allah'a sığınırdı. Özellikle sabah namazından sonra okuduğu 10 defa tekrar ettiği kelime-i tehlilden sonra ve bizler de tesbihatta okuduğumuz Allahümme inni eûzu bike min fitnetin nisa, min şerrin nisa, min belâin nisa diye okuduğumuz kadın fitnelerinden Allah'a sığınma duasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yapardı. Ahir zaman fitnelerinden Allah'a sığınırdı. Kabir fitnesinden Allah'a sığınırdı. Hayatın ve ölümün fitnelerinden Allah'a sığınırdı. Özellikle Mesih-i Deccal fitnesinden Allah'a sığınırdı. Duanın kabule vesile olabileceği bu 10 kelimeyi okuduktan sonra
Özellikle fitnelerden Allah'a sığınma arasında çok derin bir bağlantı, derin bir münasebet vardır. Kur'an-ı Kerim'de 34 ayette fitne tehlikesinden bahsedilir. İştikaklarıyla, türevleriyle beraber 60 ayette fitnenin felaketinden bahsedilir. Ve bu ayetlere baktığımız zaman fitnenin de çeşitlerini ve tariflerini görürüz. Kişinin kendine karşı fitnesi olabileceği gibi eşine karşı fitnesi olabilir, komşusuna karşı fitneleri olabilir, toplumun bütün tabakalarına karşı fitneleri olabilir. Hayatın ve hatta kabirdekilerine karşı bile fitneleri olabilir. Barika sahibi Muhammed Hadimi Hazretleri fitnenin 70 küsur tane çeşidinden bahseder. Ama ben bu hutbede kısaca fitnenin içtimai kargaşa manasında olan fitneye birkaç cümle ile dikkat çekmek istiyorum. İslami literatürde de fitne dendiği zaman daha çok içtimai kargaşa, toplumun birbirine girmesi, parçalanması, bölünmesi, birbirlerinin aleyhinde olması ve sonunda katillerin, herçlerin meydana gelmesi, kendi içinde bile çeşitleriyle içtimai kargaşa, toplumsal münakaşa manasında fitneler vardır. Kur'an-ı Kerim bu manada fitneyi anlatırken Bakara suresinde iki defa tekrar ettiğim el fitnetu eşeddu minel katil ifadesi, bir başka ayette de el fitnetu ekberu minel katil ifadesiyle anlatılır. Fitne adam öldürmekten daha tehlikeli ve daha şiddetlidir. Bir toplumda fitne meydana getirmek o toplumu öldürmekten daha beter, daha tehlikelidir. Hatta bu ayetin biraz daha derinlerine girdiğimiz zaman şu mertebeler içinde anlatılır. Hacca gitmeye niyet etmişsiniz. Hac zamanında gitmişsiniz, ihrama girmişsiniz, Kabe'de veya Arafat'ta bir de adam öldürseniz bu kaç kademe günah olur? İşte fitne çıkartmak bu kademelerden de daha büyük bir fitne, daha büyük bir imtihan, adam öldürmekten daha tehlikelidir. Ondandır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, özellikle duaların kabule karin olduğu saat olan fecr-i sadıktan sonra kıldığı sabah namazında arkasından 10 defa bu kelime-i tehlili ifade eder okur, arkasından da bütün fitnelerden, Mesih-i Deccal'ın fitnelerinden de Allah'a sığınırdı. Değerli kardeşlerim, içtimai kargaşa manasında olan fitneyi halk çıkartmaz. Tabandaki insanlar genelde masum ve iyi niyetlidirler. Ama içtimai kargaşayı daha çok idareciler çıkartır. Kendi despotizmini devam ettirmek için, kuru saltanatını devam ettirmek için, hırsızlığını devam ettirmek için iftira atan idareciler, yalan söyleyen idareciler, başkasının şerefiyle, namusuyla oynayan idareciler, işte bunlar fitnenin kaynağı ve fettan insanlar, toplumu öldürmekten daha beter haline getiren insanlardır. Ve bu mevzu o kadar genişçe kitaplarda ele alınmıştır ki, hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayetleri bile bütün hadis kitaplarının sonunda bir bölüm olarak bu fitne mevzudaki hadisler toplanmış, cem edilmiştir. Bütün hadis kitaplarının sonunda
Kitabul Fiten ve Eşratü's Sa'ah diye bir bölüm vardır. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu mevzudaki ifadeleri, hadis rivayetleri o bölüm içerisinde toplanmıştır. Kıyamet alametleri ve fitneler kitabı. Oralara da baktığımız zaman görüyoruz ki özellikle Deccal ve sonra onun arkasından gelecek olan Süfyan ve onun komitesi. Deccal inkar-ı uluhiyetin başında bulunacak. Süfyan ise Müslüman görüntüsünde münafıkların başında bulunacak. Deccal tehlikeli ama Süfyan Deccal'dan daha tehlikelidir. Çünkü Müslüman görüntüsünde Müslüman ahlakına darbe vuran insandır. Müslümanları parçalayan, bölen ve sonra onları birbirine düşüren bu fitnenin başında bulunan Süfyan komitesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kademe kademe bu hususlara dikkat çekmiş ve kendi ümmetine Deccal fitnesine karşı ve Süfyan münafık şebekesine karşı uyarmış ve onların fitneleri karşısında da nasıl bir vaziyet alacağız, hangi duaları yapacağız, işte onları bize öğretmiştir. Belli ki Süfyan bütünüyle ahlaksızlığın kaç çeşidi vardır? Eğer 360 tane ahlak varsa 360 tane de ahlaksızlık vardır. Süfyan şebekesinde bunların hepsini göreceksiniz. Yalandan, iftiradan tutunuz, kendi saltanatını, yalancı saltanatını ayakta tutmak için suni darbe senaryolarına kadar hepsini o Süfyan komitesinde göreceksiniz. Bunlar hepsiyle bütünüyle şerli işlerdir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize Mesih-i Deccal ve Süfyan döneminde özellikle şöyle dua yapmamızı tavsiye etmiştir. Allahümme inni es'elüke fi'lel hayrat ve terkel münkerat. Ey Allah'ım senden hayırlı işlerin fiillerini istiyorum. Ya Rabbi bana hayır yapma imkanları ver. Güzel tavır ve davranışlar sergileme imkanı ver ya Rabbi. Bütün hayırları yapma şerefi ve sevabı ihsan eyle ya Rabbi. Ve terkel münkerat, kötülüğün de bütün çeşitlerinden korunma kabiliyetini, imkanını bana ver ya Rabbi. Şerler bütünüyle sergilendiği ahir zaman fitneleri içerisinde bir müminin de yapacağı dua, ya Rabbi bana hayırlar yapmayı muvaffak eyle. Şerlerin de bütün çeşitlerinden beni muhafaza eyle. Böylece bütün fitnelerden muhafaza eyle duası. Ve bir başka duasında Efendimiz Aleyhisselam bize şunu öğretiyor. Allahümme inni eûzü bike min azâbil kabir. Ey Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Ve min azâbin nâr, cehennem ateşinden de sana sığınırım ya Rabbi. Ve min fitnetil mahya vel memet. Hayatın ve ölümün bütün fitnelerinden sana sığınırım ya Rabbi. Ve min fitnetil Mesih-i Deccali ve Süfyan, Mesih-i Deccal'ın ve Süfyan'ın da bütün şerlerinden sana sığınırım ey Allah'ım diyerek Allah'ın koruduğu bütün şer ve fitnelerinden muhafaza eylediği Hazreti Muhammed Aleyhisselam da böyle dua ederse var sen bizler gibi fitneye açık olan insanların nasıl dualar yapması ve yalvarması lazım geldiğini herhalde anlayabiliyor, idrak edebiliyoruz. Fitne üstünde çok durmak lazım. Özellikle Türkiye'de
değişik dönemlerde ta Cumhuriyet'in başındaki Dersim fitnelerinden, devletin çıkarttığı kargaşa, kıtal, ölümlerden son devre kadar hala kan dökmeler varsa, bunun masum halkın yapmasından daha ziyade Süfyan'ın şerri, kendisini ayakta tutabilmek için despotizmini, saltanatını, kuru saltanatını devam ettirebilmek için ortaya çıkartacağı fitneler nazarıyla bakacak, dini ölçekte bunu böyle değerlendirecek ve bütün bu fitnelerden, onların kötü akıbetlerinden, şerlerinden Allah'a sığınacağız ve euzu billahi mineşşeytanirracim dediğimiz gibi, euzu billahi min fitnetil mesihid deccali ve sufyan diyecek ve inşallah Cenab-ı Hak da bizi koruyacaktır. Ela inna ahsenel kelami ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم